Allah'ın cezaları. Neredesiniz lan? Nerede? Ağam. Bu semtte bakmadık sokak. Çalmadık kapı bırakmadık. Ne arabayı gören var ne de yengemi. Mutlaka vardır. Arabayı en son buralarda gözden kaybettim. Mobese kayıtlarına baktım. O araba semtten dışarı çıkmadı. Eylül buralarda bir yerlerde. Arama girersen işte böyle yardım dileriz. Atla arabayı Seyfo. Gerekirse her taşın altına bakacağız. Ama ben Eylül'ü bulacağım. Yaşarım. Ne oldu? Bulabildin mi para? Adamlar aradı mı? Yok. Aramadılar. Hepsi benim suçum. Ben hastanelere düşmeseydim Eylül para bulmak için o adamları bulmayacaktı. O adamlar da kızımı kaçırmayacaktı. Ah be Yaşarım. Kurban oldum. Senin ne günahın var hastaneye düştüysen. Sana bunu yapan yılan kimse... Kızımızı kaçıran da o. Yağız'la kaçtığını sanıp bir de günahına girdik melek gibi kızım. Gidip bankaları dolaşacağım. Bulacağım o parayı. Yaşar. Dur. Yağız ne dedi? Benden habersiz bir şey yapmayın dedi. Her yerde arıyor Eylül'ü. Bulacak biliyorum. Kızım o adamların elindeyken ben böyle eli kolu bağlı mı oturayım Nura? Yaşar. Sen daha iyileşmedin. Bak, Yağız bulur Eylül'ü. O Eylül'e bir şey olmasına izin vermez. İnanıyorum ben, bulacak. Allah Allah. Yağız Efendi nereden bu kadar emin oluyormuş Eylül'ü bulacağına? Belki de yanından geliyor, belki de yerini biliyor. Bana bak, bilip bilmeden iftira atma çocuğa. Nurhan anne, Yağız kim oluyor da benim karımı arıyor ya? Hayır, ona ne yani? Kocası varken tasası ona mı düşmüş? Ama suç sizde. Ona o kadar yüz verirseniz o da kendinde hak bulur böyle. Yeter! Adamlar kızımı kaçırmış. 300.000 istiyor. Senin dediğin laflara bak. Ne bağırıyorsun Yaşar baba? Oğlum. Benim param olsa Eylül için ben vermez miyim onu? Ben canımı veririm Eylül için. Ne yapalım ama olmayınca neyi vereceğiz? Yok. İçim sızlıyor ya. Bir çare arıyorum ben ya. Olsa Yağız'ınızı halleder ha. Ay kızımı buldum deyince koştum geldim. E ne dedi dedektif? Neredeymiş kızın? Buradaymış Razi. Yıllardır Ankara'daymış. Birazdan dedektif gelecek. Bugün öğreneceğim kızımın kim olduğunu. Ay, yüreğim heyecandan çarpıyor. Her şeyi öğrenmiş yani öyle mi? Öyle dedi. Her şeyi öğrenmiş. Yerini, ailesinin kim olduğunu. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşacağım yardıma. Hah, geldi geldi. Hadi bismillah. Allah'ım bu gerçekten Eylül'ü bulduysa ben ne yaparım? Aslım! 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 Yat yere, yat! Yat! Aslım! Yat!
Aslı kaç! Aslı! Aslım. Hemen geri döneceğim sevgilim. Sen lütfen ilaçlarını iç, yemeğini ye ve ne olur dışarı çıkma. Geldi, geldi içeride. Aslı. Buyurun oturun Jülide Hanım, soluklanın biraz. Nasılsın kızım? Ozan nasıl? İkimiz de iyiyiz Jülide teyze, merak etme. Ozan'ın biraz ateşi vardı ama düştü. Ben çıkarken de uyuyordu. Allah'ım. Oğlumun başına neler geldi böyle? Kaan'dan haberi var mı Ozan'ın? Yok. Söyleyemedim. Söylesem gidip teslim olacaktı. Hala yaşadığını sanıyor. Buraya da geldi polisler. Cinayet suçundan arıyorlar. Allah'ım. Bizim başımıza neler geldi böyle? Beni orada görünce çıldırdı. Kaan bana bir şey yapacak zannetti. Siz merak etmeyin Jülide teyze. Bu işin içinde başka bir iş var. O da eninde sonunda ortaya çıkacak zaten. Kızım bunları yapmanız ne kadar doğru ben bilemiyorum. Doğru anne. Ben hissediyorum. Bu işin arkasında başka biri var. Onu da öğrenene kadar Ozan'ı saklamamız lazım. Aslım ben senin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Ozan için yaptıkların o kadar kıymetli ki. Sağ ol. Ben Ozan'ı bir daha kaybedemem Jülide teyze. Suçsuz yere hapse girmesine de göz yumamam. Siz hiç merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Siz benim dediğim şeye bakabildiniz mi? Tabii tabii. Burada. Ozan çok sever. Rahmetli babası hediye etmişti. Bir de birkaç parça eşya getirdim işte. Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Şu zor günümde yanımda oldunuz ya. Aslı, ben anlayamadım ama Ozan seni sevmekte çok haklıymış. Canım kızım. Aslım Ozan'ın yerini kesin biliyor. Jülide teyze o yüzden geldi buraya. Beni Ozan'a götürecek biri varsa o da sensin Aslı. Ozan'ı kurtaracak biri varsa o da benim. Sen değilsin. Abi, biz gece buraya baktık mı? Yok ağam ya. Hiç ışığı yenen yer yoktu. Her yer dağ taş görünüyordu zaten. Haritada gözükmüyordu. Eylül'ü burada tutuyor olabilirler. Allah! Bırakın! Ödeyeceğim paranızı, bırakın beni! Çok geç küçük hanım. Her şey için artık çok geç. Köşeye attınız.
Yok mu sizin evladınız, kızınız yok mu? İster miydiniz ona böyle bir şey yapmalarını, böyle korkmasını? Benim de ailem var, merak ediyorlardır. Bırakın ne olur, bulacaklar beni. Yağız bulacak. Kimse bulmazsa Yağız bulacak beni, biliyorum. Beni kaçırdığınızı gören biri var. Biliyorum, o beni bulacak. Bence o gelmeden bırakın, yoksa onun elinden kurtulamazsınız. Durun. Durun, yaklaşmayın. Hamileyim ben. Bebeğim var, ne olur dokunmayın. Ne olur. Behçet Bey, başlamadan önce ben şu yardımcı kızımızla bir konuşayım ha. Onu bir tembihleyeyim. Eğer Adnan gelirse bize haber versin. Malum, Adnan hiçbir şey bilmiyor. Öğrenirse de hiçbirimiz için iyi olmaz. Ben hemen geliyorum. Raziye, sen ilgilenirsin Behçet Bey'le. Tabii tabii. Ben aile dostlarıyım. Hani geçen gün karşılaşmıştık ya. Hakikaten buldunuz mu kızı? Evet, bulduk. Anam vallahi bulmuş Eylül'ü. Bittim ben, bittim. Her şey mahvolacak. Bir bakayım şu yavrucağı nasıl bir şeye benziyor. Kusura bakmayın. Önce Nermin Hanım görüp onay vermeli. Oğlum senin ne işin var burada? İş bahanesiyle Mümtaz'la görüşmeye geldim. Var mı bir gelişme? Yok. Mümtaz yukarıda, Jülde de dışarı çıkmış. Nereye gitti? Ha, bilmiyorum. Geldiğimde yoktu. Oğlanın yanına mı gitti acaba? Anne, benim onu bulmam lazım. Oğlum merak etme, polis bulur. Ozan artık kanlı bir katil. En kısa zamanda onu bulup atarlar içeri. Ben geldiğinizi Mümtaz Bey'e haber vereyim. Hoş geldiniz Fatih Bey, buyurun. Mümtaz Bey, misafirimiz geldi. Tamam Şule Hanım, sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk Mümtaz Bey. Geçmiş olsun, var mı bir gelişme? Yok. Elimiz kolumuz bağlı, bekliyoruz işte. Ben de birazcık iş konuşuruz diye gelmiştim. Malum şirkette durumlar karışık. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım Fatih Bey. Ne alırsınız? Kahve. Sade olsun lütfen. Siz Mümtaz Bey? Ben de kahve istiyorum. Tabii hemen. Şirket zorda. Ama biz de kendimizi bir türlü toparlayamadık ki. Neyse. Geç. Sağ bunlar iyi günleriniz. Biri daha vardı.
başıma vurdu. Neden yaptı bunu? Benimle niye uğraşıyor? Bana bak. Bekle başında. Sakın gözünü üzerinden ayırayım deme. Biraz daha sürünsün. Gözü korsun. Emredersiniz ağam. Ağam. Burada incin top oynuyor. Burayı kim kullanıyorsa hayırlı bir iş için kullanmadığı kesin. Orva. Eylül'ü kaçıranları kullananlar baba. Eylül burada. Ben de burayı onların başına yıkmazsam adam değilim. Sen sakin ol ağam. Yıkarız evvelallah. Ulan Yağız, bir günde bir işin peşini bırak. Allah'ım, sonunda kızımı göreceğim. Nerede yaşadı, kimler ona analık babalık yaptı, hepsini öğreneceğim. Tam sırası. Tamam kızım, biz istemiyoruz. Sen çık, kapıyı da kapat. İsterseniz birkaç şeyi anlatarak başlayayım. Zor bir araştırma oldu. Doğum yaptığınız dönemde hastanede yöneticilik yapan bir adama ulaştım. Belgelerin depolandığı yere gidip... Behçet Bey, siz bırakın. Bırakın bunları. Kızım iyi mi değil mi onu söyleyin bana. Ankara'da mı yaşıyor hala? Evet, Ankara'da. Aynı şehirdeyse belki de aynı sokaktan geçtik. Ellerim titremeye başladı heyecandan. Ona bakan aile kızınızı öz evlatları biliyor. Her şey bir dosyanın içinde. Burada durabilir misiniz ineceğim? Emin misiniz? Evet eminim, durur musunuz lütfen ineceğim. Allah Allah. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde ne arıyor bu kız ya? Kesin Ozan'a gidiyor. Bir dakika ya. Nereye kayboldu bu kız ya şimdi? Bırakın. Abi sen şuradan git. Eylül! Aşağılık herif. Ne istedin lan Eylül'den? Yaklaş. Yaklaş da patlatayım kafasını. Yetti mi o? Yaz! Gebertin mi lan seni? Sık herif. Yenge miyim ağam? Dikkat et Yaz! Gel lan buraya. Lan! Eylül gel. Korkma tamam mı? Geldim buradayım. Biliyordum.
geleceğini. Adnan'ım. Ozan. Ozan. Geldin mi sevgilim? Zannettim. Söz verdirttin. Gidemem ki. Annen sana neler gönderdi? Annem mi? Annemi nerede gördün? Meraktan ölecekti. Ama şimdi iyi olduğumuzu biliyor. İçi çok rahat. Ayrıca o da ortaya çıkmanı istemiyor. Bu işin içinde başka bir iş olduğunun farkında. Depoyu tekrar görmem lazım. Allah Allah. Nereden bulacağım ben bunu ya? Nereye gitti bu kız? Sana bir şey yapmadılar değil mi? Bebeğime bir şey olacak diye. Allah'ın cezaları. Sımsıkı bağlamışlar. Canın acımıştır. Sen hiç merak etme, tamam mı? Sana bunu yapanı bulacağım. Hesabını soracağım ben onlara. Doğru kızı bulduğunuza emin misiniz? Hani Nermin Hanım üzülmesin. Kızımın kaderiyle oynadım. Kim bilir neler yaşadı. Hepsi benim hatam. Al Raziye Bey. Bu kolye benden kızıma hatıra kalsın. Bunu beşiğimin kenarına koy, olur mu? Her şey belgeleriyle bu dosyada. Herhangi bir yanlışlık olması söz konusu değil. Burada saklanıyor bunlar. Ozan.
Hemen geri döneceğim sevgilim. Sen lütfen ilaçlarını iç, yemeğini ye ve ne olur dışarı çıkma. Seni bulacağım ve o Aslı'mı mahvedeceğim. Nasılsa döneceksiniz. Ozan'ın kahramanı olacaksın. Buna asla izin vermeyeceğim. Asla. İzin vermeyeceğim. Dur. Dur. Etrafta polis falan olabilir. Beni kontrol edeceğim. Görünürde kimse yok. Yok yok. Bekle sen. Burada boğuşuyorduk. Büyük bir oyun var. Aslında seni ayıran kişi yapıyor dedi. Sonra silah patladı. Tetiğe sen basmadın yani. Hatırlamıyorum. Yani Kaan'ı vurmam için bir sebep yoktu aslım. Bir isim verecekti. O bayılınca arabaya geldim. Telefon aldım yardım istemek için. Sonra birisi başıma vurdu. Bayılmışım. Biri daha vardı demek ki. Ve her şeyi o yaptı. Evet. Sanki tekme yemişim gibiydim. Öyle vücudumda büyük büyük çürükler vardı. Üzül diye söylemiyorum. Sadece olayı hatırlatmak için anlatıyorum. Ama eminim. Biri daha vardı. Ne istedin lan benden? Saçmalama Ozan, yemin ederim masumum ben diyorum. Konuşma. Ozan, başka bir oyun var. Aslında seni ayırmaya çalışan adam. Evet. Bu yeni ortak şirkete sıcak para sağlayacaksa olumlu bakabilir. Eğer siz de onay verip imzalarsanız gerisini ben hallederim. Önce kararlı olduğumuzu göstermemiz lazım değil mi? Tamam. Gösterelim o zaman. Normal şartlar altında bu imzayı bu dosyayı didik didik incelemeden atmazdım ama şimdi hiç uğraşacak durumda değilim. Yalnız biliyorsun değil mi? Bu böyle bitmiyor. Jüri'nin de imzalaması lazım. Buyurun Mümtaz Bey. Buyurun Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Jülide Hanım'la daha sonra görüşürüz. Şu an uygun bir zaman değil. Sanırım Ozan'ın meselesiyle ilgileniyor. Evet, öyle. Mümtaz Bey, siz de biliyorsunuz ki Ozan kaçtıkça cezası artacak. Şu an en mantıklı olan Ozan'ın teslim olup suçunu kabul etmesi. Bence Aslım Ozan'ın yerini biliyordur. Siz onunla bir konuşun. Bilmiyorum.
Neyse, jüri de gelince konuşuruz. Benim başka işlerim var. Başka bir şey var mıydı Fatih? Yok, ben de kahvemi içip kalkarım. Tamam, afiyet olsun. Ne oldu hani? Yağız Eylül'ü bulup getiriyordu. Ha? Nerede? Hep Fasafiso haberiniz yok. Polise gitmek gerek artık. Ya Yaşar, adamlar polisi aramayın dediler ya. Şimdi tutup da ararsak. Hayır olsun inşallah. Aklı sıra kahraman olacak beyefendi. Ya. Eylül'üm, yavrum, ne oldu kızıma, ne oldu? Eylül yavrum. Korkmayın, bir şey yok. Bitkin sadece biraz. Gece hiç uyumamış da. Allah senden razı olsun yavrum. Getir içeri, getir içeri kızımı, getir. Geç, gir içeri. Geç oğlum, geç. Getir geç. Kızım. Anladığım kadarıyla ailenin durumu çok iyi olmasa da kızları için elinden geleni yapmışlar. En iyisi buyurun, kendi gözlerinizle görün. Sonun geldi Raziye, bittin sen. Yok. Yok, yapamayacağım. Behçet Bey. Ben fotoğraf, motoraf, bilgi falan görmek istemiyorum. Daha önce çok kandırıldım. Perişan oldum. Ben kızımı canlı kanlı karşımda görmek, ona dokunmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Ne bileyim, karşımda görürsem ancak anlarım onun benim kızım olduğunu. Ah kuzum benim. Ah annem. Kim bilir nasıl korktu yavrum. Kim bilir nasıl çaresiz hissetti kendini oralarda. Kimmiş bu adamlar, öğrenebildin mi Yaz? Eylül'ün yanında olan adamı elimizden kaçırdık. Ama onları bulacağım. Merak etmeyin. Efendim Adnan Bey. Hemen buraya gel Koray. Konuşacaklarım var. Tamam, hemen geliyorum. Bu adam da tam zamanında arıyor. Montu nereye koyduk biz? Bu ne şimdi? Laboratuvar falan diyor. Yine ne işler çeviriyorsun Eylül? Kesin bebekle ilgili. Zarf da açılmamıştı. %99 Yağız'dan diyor. Öyle kolay değil Eylül Hanım. Bebek kimden olursa olsun sen benimsin benim. Bir iz. Bir iz. Ya burada birinin daha olduğunu kanıtlayacak ufacık bir şeye ihtiyacımız var sadece. Aklıma hiçbir ipucu gelmiyor. Delireceğim. Bana gerçekleri yalnızca Kaan anlatabilir. Ben gidiyorum aslında. Kaan'la mutlaka konuşmam lazım. Hayır hayır olmaz. Neden? Çünkü Kaan baygın. Onunla konuşamazsın o haldeyken. Hem hastane polis kaynıyordu, seni anında yakalarlar. İçimde bir sıkıntı var. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Hadi gidelim buradan. Eve dönelim. Hem sana babanın kitabını okuyacağım. Beraber düşler ülkesinde olduğumuzu hayal ederiz. Merak etme, yarın tekrar gelir bakarız buraya. Sen benim en büyük şansımsın. Seni seviyorum.
Ben de seni seviyorum. Hadi. Doymuşlar. Yine Ozan'ın aklını karıştırmış alçak. Bastım, telefonu kapalı. Açık olsa da söylemez ki o sana. Sen en iyisi Berçin'i ara, o kesin bir şey biliyordur. Adamla uyumak ne demekmiş? Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Efendim Fatih. Ağlıyor muydun sen? Ağlıyorum, evet. Aslım alçağı, Ozan'ın kahramanı oldu. Saklıyormuş onu. Mühye'deki av kulübesine. Herkes dışarıda onları ararken onlar burada birlikte takılıyorlarmış. Mühye'de, öyle mi? Evet. Ama onların yerini buldum. Henüz gelmediler. Ama gelecekler. Aslım sepetleyeceğim buradan. Ozan benim nişanlım. Onu ancak ben saklarım. Onun ancak yanında ben kalırım. Tamam, sen ne istiyorsan yap. Haberleşiriz. Ozan'ın saklandığı yeri bulmuş bu akıllı. Hemen de söyledi. Dedim sana değil mi? Sen şimdi hemen polisi ara, Ozan'ı ihbar et. Cezasını çekme vakti geldi. Eşekbaşı mısın ulan? Yağız Eylül eliyle koymuş gibi buldu. Sen anca uyu. Ben nereden bileyim Adnan Bey sizin kaçırdınız ya? Kafasız herif. Bu tefeciler sizi aradığında kıza karşılık ne kadar para istedi? 300 bin. Benim sana yazdığım çek ne kadardı? 300 bin. Buradan da mı aymadın? Vallahi billahi anlamadım Adnan Bey. Çek nerede? Yedin hemen değil mi? Ben sana o paralar keyif süresin diye mi verdim? Beceriksiz herif. Yaşar'dan kurtul diyorum, yapamıyorsun. Eylül'ü oğlumdan uzaklaştır diyorum, yapamıyorsun. Ne istesem eline yüzüne bulaştırıyorsun. Ver çeki. Adnan Bey o kadar emek... Ver dedim! Şimdi eve git. Tefecinin parasını ödedim. Borç kapandı de. Eylül sana borçlu kalsın. En azından minnet duyar da senin yanından ayrılmaz. Eylül bulundu demek. Oh! Ay Nurhancığım, nasıl sevindim anlatamam. Allah yüzümüze baktı demek. Çok şükür. Ha ben mi? Ya sorma. Bunca üzüntünün içinde olmadık bir işim çıktı. Ama halledip hemen geleceğim. Benim yerime de öp güzel gelinimi. Hadi görüşürüz. Kızınızla görüşüp en kısa zamanda bir buluşma ayarlayacağım. Sağ olun. Yalnız annesi olduğumu söylemeyin, değil mi? Tabii ki, siz merak etmeyin. Allah sizden razı olsun. Sonunda yavruma kavuşacağım. Siz benden haber bekleyin. İyi günler. İyi günler. Ay Nermin, iyi hoş buluşacaksınız da. İstersen bu adam önce bir araştırsaydı. Hani bakalım kızı iyi bir kız mı? Raziye, o benim kızım. Mayası iyi bir kere. Raziye de çok sevindi.
Ah kuzum benim. Ah yavrum. Nasıl bitkin düşmüş çocuğum. Yaşar. Yaz diyor ki ben öderim bu tefecinin borcunu diyor. Olmaz, borç bizim borcumuz. Ya tamam anladım da biz nasıl ödeyeceğiz bunu? Tamam ben de öyle dedim, biz öderiz dedim. Ama görmüyor musun bu adamlar tehlikeli. Baksana ne yaptılar kızıma. Ya tekrar bir kötülük yaparlarsa? Yapamazlar. Tefeciler artık peşimizi bırakacak. Borcun hepsini kapattı mı? Artık kimse karıma zarar veremez. Hadi ya. Gelseniz artık. Geliyor. Arkadaşlar yürüyün. Arkadaşlar kapı aç, içeri giriyoruz. Evin her tarafını arayın. Allah'ım, az kalsın yakalanıyordum. Ben ne yapıyorum böyle ya? Neden durduk burada? Polisler benim arabamı arıyordur. Evin önünde dikkat çeker. Şimdilik burada dursun. Haklısın. Eşyalar burada amirim. Fazla uzaklaşmış olamaz. Kesin buraya dönecekler. Pusu kurup burada bekleyeceğiz. Arabaları çekin uygun bir yere, uzaktan görüp kaçmasın. Tamam Hüseyin. Üşüyorsun. Hemen ısındım. Evde yakacak bir şey yok. Ben etraftan biraz çalı çırpı toplayayım. Sen eve geç, daha fazla üşütme. Tamam ama geç kalma, tamam mı? Sen de üşüme. Allah'ım. Ne olur ona bir şey olmasına izin verme. Senin ne işin var burada? Ozan nerede? Sen nasıl hallettin? Kimmiş bu adamlar? Madem yerlini biliyorsun niye polise haber vermiyorsun? Sana ne oluyor la? He? Sen neyi sorguluyorsun? Hangi sıfatla oğlum? Koray. Ya bu çocuk dünden beri perişan oldu Eylül'ü bulacağım diye. Aha buldu da sonunda. He. Bunda ancak kaba kuvvet. Adam dövmek, her türlü zorbalık bunda. Ama ben ne yaptım? Gittim çatır çatır ödedim borcu. Senetleri aldım. Aha da burada. Bundan sonra ne karıma ne size zarar veremeyecekler. Olay bitti.
Kardeş, müsaade edersen karın biraz dinlensin. Ailecek çok yıprandık. Biraz anlayış göster. Hadi, hadi. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yavrum, geçireyim ben seni. Kızıma başta akraba hanım derim. Öyle hemen birden gerçeği söyleyip ürkütmem onu. Önce kendimi sevdiririm, sonra güvenini kazanırım. Sonra da Yağız'la aralarını yapar, evlendiririm onları. Yağız da böylelikle gözümün önünde olur. Evet, en doğrusu bu. Razi? Ne oldu, senin suratın kireç tuttu? Ay, Ankara çok soğuk ya. Of, üşüttüm galiba, biraz ateş basıyor böyle ondan. Raziye, benim elim gitmedi. Açamadım dosyayı. Sen baktın mı? Neymiş kızımın adı? Belçin, sen nasıl buldun burayı? Benim burayı nasıl bulduğum önemli değil. Kaldığınız evi polisler bastı. Bence bu daha önemli. Ne? Sen bir de gelirken yanına polisi mi getirdin? Belçin, sen aklını mı kaçırdın ya? Ozan'ı tutuklarlar. Saçmalama. Ozan'a bu dünyada kötülük yapacak son insan benim. Polisler büyük ihtimalle seni takip etti. Çünkü beceriksizsin. Senin yüzünden bebeğimin babası hapishanelerde çürüyecek. Belçin. Belçin, koş hemen Ozan'ı buradan götür. Benim de planım o zaten. Ozan'ın onu adam gibi koruyacak birine ihtiyacı var. Bak, Ozan aşağı gitti. Odun topluyor. Ne olur hadi git, götür hemen onu buradan. Belçin, Yağız'ın evine gidin, tamam mı? Orada sizi kimse bulamaz. Heh, gel anne. Gel yavrum. Gel bakayım, otur şöyle. Çorba ısıttım. Sıcak sıcak iç, şifa olsun kızım. İşte baba. Gittim yapıştım yakalarına. Lan siz kimsiniz, benim karımı kaçırıyorsunuz dedim. Parayı da attım suratlarına, çıktım geldim. Oğlum, sen bu parayı nasıl buldun? Kredi çektim baba. Yani benim gibi adama kredi vermeyecekler, kime verecekler? Ha, öyle bir gecede verdiler yani. Yok, şöyle oldu. Ben Yaşar babanın ameliyatı için başvurmuştum. Çıktı, işte buna kısmetmiş. Ne yapalım? Koray. Borçlandım sana da, sağ ol. Ne demek güzelim? İnsan kocasına borçlanır mı? Lütfen. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Geleyim mi yavrum? Yok. Gerçekleri öğrenme gücü var. Eylül. Hasta mısın? Ne olur saklama benden. Hamileyim ben Yaz. Mısra. Kızımızın adı Mısra olsun mu? Olsun.
Ben de seni bekliyordum. Aradım açmadın. Daha iyisin değil mi? Aha. İyiyim. Ben... İyi o zaman. Şu zarfı açıp bakalım. Artık gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi değil mi? Aslım gitmiştir herhalde değil mi? Ozan almıştır gönderdiğim eşyaları. Merak etmeyin, birliktedirler şimdi. Olay yerine gittiler mi acaba? Aslım uygun bir zamanda arayacaktı. Arayınca anlatır her şeyi. Fatih Bey? Aa, Jülid Hanım merhaba. Ben de Mümtaz Bey'in yanına gelmiştim. İşle ilgili bir şey konuşmak için. Fatih Bey'i geçiriyordum ben de. Ozan'la haber var mı bu arada? Henüz yok. Ama geçecek bugünler. Benim oğlum masum. Yakında her şey aydınlanacak. Umarım öyle olur. İyi günler size. İyi günler. Tekrar çok teşekkür ederim size de. Yakında haber alır oğlundan. Polisler çoktan yakalamıştır o zaman. Berç, 40 yılın başında bir işe yaradı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Berçin. Ozan ben sana yardım etmeye geldim. Bizim hemen buradan kaçmamız lazım. Ne diyorsun Berçin, sen nasıl buldun bizi? Soru sormaya vakit yok. Polisler sizin kaldığınız evi bastı. Hadi vaktimiz yok, gitmemiz lazım buradan. Kaldır ellerini. Ozan nerede? Çabuk söyle. Ben bir şey bilmiyorum. Ozan masumum. Kaan'ı ben vurdum. Ben öldürdüm. Size her şeyi anlatacağım. Önce kızımı bulacağım. Sonra da Yazım'la onu evlendireceğim. Çoktan evlenmiş olabilir. Gerekirse boşatırım, öyle alırım yanıma. Kızınızla görüşüp en kısa zamanda bir buluşma ayarlayacağım. Allah'ım. Sonunda kızımı göreceğim. Nerede yaşadı? Kimler ona analık babalık yaptı? Hepsini öğreneceğim. Sen baktın mı neymiş kızımın adı? Melek. Kızının adı Melek. Melek? Bundan sonra senin adın Melek. Yaz, ben kendim... Hayır Eylül. Saklanan gerçeklerden ve oynanan oyunlardan sıkıldım artık. Bebeğin kimden olduğunu birlikte öğreneceğiz. Ya da zaten bildiğimiz bir şeyden emin olacağız. Ne oldu? Bir şey söylesene, ne oldu? Yaz, bir şey söylesene. Ne yoksa ver şunu, hayır öyle bir şey olamaz.
ve duvarımız tarafından yapılan test sonucuna göre incelenen örnek yaz çartının örnekle uyuşmamaktı. Demek bu yüzden saklıyordun benden. Bebeğin Koray'dan olduğunu biliyordun. Emin olmak için de bu testi yaptırdın, öyle mi? Değil öyle. Sen her şeyi bitirdin. Hayır Yaz, hayır. Yaz bak ben. Kocam ve bebeğin de sana mutluluklar. Sen benimsin, benim. Koray doğru söylüyormuş. Bana sonra sahip olmuş. Arkamdan iş çevirmek neymiş ben gösteririm size. Karıcığım. Ama üşüyeceksin bak, bebek için hiç iyi değil üşümen. Tabii ya. Dünden beri sinirlerim bozuldu değil mi? Haklısın. Ama merak etme, kocan yanında. Kıyamam ben sana. Gel hadi gel, içeri girelim. O elindeki ne? Umutların suya düştü değil mi? Yaz defteri kapandı artık. Bundan sonra benimsin. Aradığınız kişi benim. Kaan'ı ben vurdum. Ozan masum. Ozan nerede? Ozan'ın hiçbir suçu yok. Kaan'ı ben vurdum. Şu ellerini indirir misin? Arkadaşlar, siz de evin çevresini arayın. Bak, Ozan neredeyse söyle. Şu soğukta insanların boşa yorma. Size doğruyu söylüyorum. Ozan masum, asıl suçlu benim diyorum. Peki Ozan'ın eşyalarının ne işi var içeride? Şeyden. Çünkü Ozan buraya geldi. Beni teslim olmaya ikna etmek için buradaydı. Kaan'ı sen vurdun yani. Söylüyorum size. Suçumu itiraf ediyorum işte. Kaan'ı ben vurdum. Çünkü o beni tehdit etti. Yuvamı yıktı. Mahkemede yalancı şahitlik yaptı. Ben de çektim vurdum. Arkadaşı merkeze götürün. Peki amirim. Benim içeriden bir eşyamı almam lazım. Alabilir miyim? Peki, alabilirsin.
Olmaz böyle saçmalık. Aslım kesin yalan söyleyecek, başını belaya sokacak. Benim geri dönmem lazım Berçin, sen git. Benim Aslım bulmam lazım. Ozan, saçmalama. Aslım istedi zaten seni buradan götürmemi. Belli ki bir planı var. Hem şimdi geri dönersen her şeyi mahvedersin. Hadi yürü, arabaya biniyoruz. Hayır Berçin. Aslım'ı almadan gitmem. Sen git. Ozan saçmalama. Bana başka çare bırakmadın Ozan. Aslım yüzünden başını belaya soktuğun yetmiyormuş gibi. Kim bilir benim kızım nasıl giyiniyordur. Zamane kızları gibi takıp takıştırıyor mudur? Yoksa anası gibi sade midir? Nasıl giyiniyorsa giyinsin. Yakışır hepsi benim kızıma. Hem yeter ki istesin, dünyaları alırım ben ona. Ay, vallahi yüreğim... Yüreğim yerinden çıkacak. Bir de kavuşaydık. Bir yüzünü göreydim, sesini duyaydım. Bunca zaman sonra beklemek çok zor. Behçet Bey. İyi günler Nermin Hanım. Size güzel haberlerim var. Kızımı mı göreceğim yoksa? Evet Nermin Hanım. Bugün de aksilik olmazsa kızınızı göreceksiniz. Hay Allah'ım, çok şükür. Nerede peki? Ne zaman? Sizi arayıp bilgi vereceğim. Hazırlıklı olmanız için aradım. Tamam. Tamam Behçet Bey. Ben ne zaman olursa olsun çıkar gelirim. Tamam. Tamam, sağ olun. Allah'ım çok şükürler olsun. Bir an önce kavuşacağım yavrum. Gel bakayım, ha? Bak şimdi bakayım, çıkar ablonu. Ay, ay bu ne? Gitti benim bütün cazibem. Beslemelere dönmüşüm. Ay, çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Mızmızlanma kız, olmuş işte. Ay Allah, neyse güzel oldu Allah aşkına şu halime. Gitti benim güzelim sarı saçlarım. Kız ben senin başına devlet kuşu kondurdum, sen hala saç baş derdindesin ya. Sana yaptığım iyiliği bir bilsen, var ya kapımda yalvarırsın, köpeğim olursun, köpeğim. Hanım hanımcık oldun işte, böyle çok konuşma. Şunları da şimdi giy güzelce üzerine, böyle hanım hanımcık olacak. Bak, şöyle, tamam mı? Ay bunlar ne böyle ya, ben bunu kefen diye giymem. Kapalı mı, daralırım ben bunun içinde, bu ne böyle? Hem zaten Allah'ın vergisi güzelliğimi ben kapatamam şekerim, günah. İpek, deli etme beni. Giy bir an önce şunları çabuk. Hanım hanımcık olacaksın. Çabuk dediğimi yap. Alın da yerden. Bebeğim. Ne olursa olsun sakın korkma. Ben senin annenim. Hep yanında olacağım, söz. Oh! Çok şükür herkes gitti. Kaldık kız kıza. Ay görüyor musun, Allah söyletiyor belki de. Kız kıza dedim. Ay acaba torunum da mı kız olacak ha? Bilmem. Sağlıklı olsun da. Annem, çok korkuttun bizi. Sabaha kadar gözümüze uyku girmedi sana bir şey olacak diye yavrum. Allah düşmanımı sınamasın evladıyla. Tamam annem, korkma artık, geçti bak. Aa. Dur dur, ben sana ne vereceğim? Annem. Al bakalım, al. Ay melek kolye. Ya melek kolye. Annem ben onu sana verirken ne dedim? Heh. O seni korur, kollar dedim.
Hiç üzerinden çıkarma dedim. Aha düşürmüşsün gitmişsin burada. Belki de bunlar o yüzden geldi başına. Eylül, tak sen onu tak. Bir daha da çıkarma olur mu yavrum? Tamam annem. Anne. Hı. Olacak olan engellenmiyor. Siz babamla yanımda olun. Ben her şeye katlanırım. Güzel yavrum benim. Al Raziye Bey. Bu kolye benden kızıma hatıra kalsın. Bunu beşiğinin kenarına koy olur mu? Öz anacığından kızıma ilk ve son hediyem olsun. Dualarımı hep omuzlarında hissetsin. O kolye çoktan kaybolmuştur. Ama ben yenisini aldım yavrum. Annen de meleğin de yanında olacak güzel kızım benim. Seni her türlü dertten beladan koruyacak. Julita Hanım, biliyorum çok zor sizin için ama sinir stres yapmamanız lazım. Daha yeni iyileştiniz. İyi ki varsın Hediye. Sen olmasan bu zor günleri nasıl atlatırdım ben? Sağ ol. Gözlerinin içi gülüyor. Ama şimdi ayrı kalacaklar. Belki de bir ömür kavuşamayacaklar. İnsan böyle bir acıyla nasıl yaşar? Çocuklarımız buna nasıl katlanacaklar? Şülide Hanım yapmayın böyle. Onlar tekrar kavuşacaklar. Ozan masum. O kimseye zarar vermedi ki. Ama bunu ispatlayabilecek bir tek kişi vardı. Kaan. O da öldü. Biz gerçeği biliyoruz. Ozan'ın masum olduğunu biliyoruz. Görürsünüz. Her şey ortaya çıkacak. Tekrar kavuşacaklar. Biz de geçmişe bir sünger çekeceğiz. Tekrar kocaman bir aile olacağız. İnşallah. Ben de yaptığım hataların hiçbirini tekrar etmeyeceğim. Söz veriyorum. Çocuklarımıza sahip çıkacağım. Yanıldığımı geç anladım ama hepsini telafi edeceğim. Söz veriyorum. Siz daha böyle çok sarılıp ağlaşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aslı mı arıyor? Bilmiyorum, gizli numara. Efendim? Evet benim. Ne? Ne diyorsunuz siz?
nasıl olur? Tamam, tamam geliyorum. Kimmiş Hediye? Çocuklara bir şey mi olmuş? Aslım. Aslım'ı tutuklamışlar. Kaan'ı ben öldürdüm demiş. Ne? Ama neden? Ozan'ı kurtarmak için. Kollarındasın ama hala hasretini çekiyorum. Hasret mi? Hayatın yan yanıyız ya. Evlendik biz. Karı kocayız. Anlamıyorum ki. Yüzünü gördüm. Elini tutmak istedim. Elini tuttum. Sarılmak istedim. Kokladım. Senin varlığın bile yetmiyor artık. Doyamıyorum bir türlü sana. Öylesine sarılmak istiyorum ki hiç ayrılmamak istiyorum senden. Ve bizi ayırdıklarında ölmek istiyorum. Sanki o zaman dinecekmiş gibi geliyor acısı. Ben de senden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Düşünemiyorum. O kadar korkunç ki. Al işte. Yine özledim. Ben de seni çok özledim aşkım. Hem de çok özledim. Koray denen herif. Sana kötü bir şey mi yaptı? Böyle mi razı etti seni evliliğe Eylül? Bu yüzden mi ayrıldın benden? Konuşsana Eylül! Bana bir şey söyle. O bebek benim değil mi? İkimizin bebeği. Allah kahretsin. Nasıl aldandım sana Eylül? Nasıl kandım? Gözlerim içine baka baka bana yalan söyledin. Ben senin aşkından yanıp tutuşurken sen başka biriyle beraberdin. Allah kahretsin! Canım kızım Mısra, bu fotoğraf çekilirken aklımızda sen vardın. Umarım bir gün hayatımızda da olursun. Baban, Yağız. Karnındaki bebeğin babası benim. Bunu kafana iyicene sokacaksın. Bana bak, sakın bana öyle biz birbirimizi severek evlenmişiz gibi davranma. Sen bana zorla sahip oldun. Olduysam ne oldu? Ha?
Oldum. Sonra da nikah bastım. Artık mutlu günlerin hayali bitti. Ben de buna katlanmak zorundayım. Ay. Sevgilim. Nihayet. Nihayet. Olman gereken yerdesin. Benim yanımdasın. Bak. Bak, bundan sonra hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? Çünkü seni kaçıracağım. Aslımın olmadığı bir yere götüreceğim. Seninle ben harika bir hayat kuracağız. Olsun. Aslım, gitme. Hayır. Hayır bak. Bak, artık Aslım diye biri yok, tamam mı? O belasını buldu. Artık ikimiz varız. Sadece ikimiz varız. Aslım. Avukatın gelene kadar konuşmama hakkım var. Ama yine de bize bir şeyler anlatmak istersen dinleriz. Yok. Avukata hiç gerek yok. Katil benim. Kaan'ı ben vurdum. Sen hayatında hiç katil gördün mü Aslım? Gerçek bir katil. Yok. Ben gördüm. Onlarcasını gördüm hem de. O yüzden bana yalan söyleme. Boşa vakit harcamayalım. Sen katil değilsin, Kaan'ı vurmadın. Hayır. Yanılıyorsunuz. Aslım, Ozan nerede? Ozan'ı ne yapacaksınız? Sizin işiniz katili yakalamak değil mi? Benim işte katil. Bak, hayatınla oynarsın. Hapislerde çürütürsün ömrünü. Baş şüphelimiz Ozan. Aradığımız kişi Ozan. Gözümüzün önünde Kaan'ı öldürmekle tehdit etmiş biri varken, sinek öldürmekten aciz genç bir kızı katil diye tutuklayamayız. Şimdi uzlaşmacı ol ve anlat. Ozan nerede? Ben yaptım. Her şeyi ayrıntısıyla anlatacağım. O zaman anlayacaksınız. Artık kafede de çalışamam. Ne yapacağım ben şimdi? Gel anneciğim. Kızım. Çay getirdim sana. Sıcak sıcak içersin. Al bakalım. Aman ver, ver. Bu kim şimdi ya? Alo, efendim. Eylül Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben birkaç ay önce burs başvurusu yaptığınız dershaneden arıyorum. Burs verdiğimiz öğrencilerden biri eğitimini ara vermek zorunda kaldığı için kontenjanımızda boş bir kişilik yerimiz var. Değerlendirmek ister misiniz? Boş kontenjan derken ücretli mi? Hayır, ücretsiz. Burslu olarak. Burs veren taraf giden öğrenci yerine sizi okutmak istiyor. Tabii, kabul ederseniz. Tabii ki kabul ederim. Çok isterim. O zaman şimdi size vereceğim adrese gelin. Burs veren kişi yardımcı olacağı öğrenciyi görüp öyle onay vermek istiyor. Tamam. Neredeydi yeriniz? Bir saniye. Evet.
Evet evet biliyorum orayı. Tamam teşekkürler, ben çok teşekkür ederim, geleceğim. Neymiş? Anne, dershaneden arıyorlar. Burs vereceklermiş bana. Gerçekten mi kız? Ay Eylül'üm, şükürler olsun Allah'ıma. Bak görüyor musun? Bebek uğurlu geldi. Yavrum benim. Zaten hep okumak istiyordun sen. Gerçi hem analık edip hem nasıl okuyacaksın. Ama ben ne güne duruyorum canım. Ben bakarım bebeğe. Olsun annem. Hem okurum hem de çocuğuma bakarım. Gece gündüz çalışırım, ne olacak? Kurban olurum ben sana. Gel bakayım, gel. Gel, kurban olurum ben sana. Kurban olurum annesinin güzeli. Oh, çok şükür Allah'a. Neyse neyse. Hadi ben hemen hazırlanayım da gideyim. Tamam, şu adresi unutma hadi. Çiçek de götüreyim bari. Yalnız Behçet Bey, ben yalan söylemeyi pek beceremem. Ne yapacağım? Yalan gibi düşünmeyin Nermin Hanım. Kızınızla ona burs veren bir hayırsever gibi konuşacaksınız. O kadar. Verdiğim adresi not ettiniz değil mi? Ettim ettim. Sakin olun. Heyecanlanmayın. Zor kısmı atlattık. Kızınızı bulduk. Gerisi kolay. Tamam. Tamam sağ olun. Hakkınızı ödeyemem. İyi günler. Yavrum'a kapış hocam. Hadi ya, nerede kaldı bu kara oğlan? Hava da soğuk, zaten donduk. Kandım. Yine boşuna ümitlendim. Niye yapıyorum ki ben bunu? Niye? Geliyor. Bir şey. Aslım neden teslim oluyor? Neden Ozan'ın suçunu kendi üstüne alıyor? Ne kadar saçma bir iş bu ya. Bağırma yeter. Belli ki birbirlerini çok seviyorlar. Oğlanın hapse girmesine gönlü razı olmamış. Onun yerine kendini ateşe atıyor. Aşk işte. İnsana neler yaptırıyor gör. Ne? Ne bakıyorsun? Olan bu. İşini adam gibi yapmazsan sonuçlarına böyle katlanırsın. Seviyorum dediğin kız, can düşmanın için kendini feda ediyor. Gör. Lanet olsun ya. Ortalığı yıkıp dökeceğine şu Belçim denen kızı ara. Sor bakalım Ozan neredeymiş. Canım benim. Sana o kadar iyi bakacağım ki hemen iyileşeceksin sevgilim. Bu bebeğin Fatih'ten olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Ama biz harika bir aile olacağız. Pasaportlarımızı alıp seni başka ülkelere kaçıracağım. Aslında aklında sadece bir hatıra olarak kalacak. Sen benim kocam olacaksın Ozan. Bebeğimin babası olacaksın. Kim şimdi?
Ne var? Aslı'mı içeri almışlar. Ne oluyor ya? Son anda atlayıp suçu üstlenmiş demek. Ne güzel vallahi. Ozan nerede peki? Güvenli bir yerde. Aslı Hanım içeride incik boncukla uğraşırken biz Ozan'la çok uzaklarda yeni bir hayat kuruyor olacağız. Ozan nerede dedim? Sana ne be? Aslım hapishanede, seni ilgilendiren de o. Al temiz bir poşet çamaşır, ziyaretine git. Ozan'la ben gayet iyiyiz. Berçin, bak başınızı belaya sokacaksınız. Neredesin? Söyle gelip yardım edeyim. İstemez. Ozan'la ben gayet iyiyiz. Aslım'ın ne hali varsa görsün. Ne dedi, neredeymiş? Söylemiyor. Söylemezsen söyleme Berçin. Ben de kendim bulurum. Oğlum Suçin, iyisiniz değil mi? Evet evet, iyiyim. Ya son anda fark ettim, yoksa çarpıyordum size. Ya, bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Bilinciniz yerinde mi? Ay yerinde, yerinde evet. Kusura bakmayın ne olur, ben çok korktum da bir anda. Ya, bir hastaneye falan gitseydik. Hayır, hayır gerek yok. Ben zaten dalgınlığıma geldi, bir anda atlayıverdim yola. Hiç kusura bakmayın, sizin de hani bildiğiniz değil. Ya ben korktum işte, dediğim gibi. Kusura bakmayın, affedersiniz. Yok canım, ne kusuru? Asıl siz kusura bakmayın. Ben de dalgındım biraz. Neyse, iyi günler. Hey maşallah be! Analar neler doğuruyor! Hala! Hala bak! Ben bunu alacağım! Bu benim olacak, tamam mı? Ya benim olacak ya kara toprağın! Ben bunu istiyorum hala! Ya coşma hemen Allah aşkına yardım, kendine gel! Ya hala ne coşması? Aklım gitti benim, kafam mı kaldı burada? Görmedin mi ne biçim adam? Ay bu benim olacak hala bak, başkasına yar etmem! O zaman benim bütün dediklerimi yap, sonra da al tepe tepe kullan. Sakin ol Nermin. Sakin ol. Her şey güzel geçecek. Bunca zamandır sen bu an için hayal kurmadın mı? Dua etmedin mi? Sakin ol, her şeyi berbat etme. Meleğim, birazdan göreceğim seni. Nihayet kavuşacağım sana. Bu ne hal Nermin? Ay, ne varmış halimde? Adnan, sakinim. Ya giyinmiş kuşanmışsın, nereye gidiyorsun böyle? Ha, şey arkadaşlar... Altın gününe çağırdılar da oraya gidiyorum. Hey maşallah, Ankara'ya geleli daha ne oldu? Ne ara arkadaşlarını topladın, ne ara altın gününe girdin. Vallahi bravo. Sağ ol Adnan. Yabani miyim ben? Tövbe bismillah. Eskiden tanıdıklarım da vardı. Arkadaşlarla aradık, şimdi de buluşacağız. İyi canım, ne kızıyorsun? İyi etmişsin, bir şey demedik. Gel hadi bırakalım seni. Ay, yok yok, ben şuradan giderim. İyi sen bilirsin. Hizmetçi kız evde mi? Yok. Ya hizmetçi diye bir kız tutmuşsun, senden benden çok geziyor. Yatman. İyi, tamam. Ben gidiyorum, akşama görüşürüz. Hadi eyvallah. İyi, hadi. Az kaldı kızım. Az kaldı, geliyorum. Kızım. Yavrum. Hanımefendi yaklaşmayın lütfen. Ama... Annen mi? Kendini düşünmüyorsan bu kadını düşün. İşlemediğin bir suçu üstlenme. 5 dakika görsünler, ellerinde çözüver. Sağ olun. Gel bakayım, otur şöyle.
Niye yaptın bunu? En doğrusu buydu anneciğim. Aslım. Ozan nerede kızım? İyi mi? İyi. Çok iyi, merak etme sen şimdi teyze. Kızım, Ozan niye durdurmadı seni? Niye engel olmadı bunu yapmana? Anne, Ozan onun yerine teslim olduğumu bilmiyor. Biz engellerdi zaten. Aslım. Kızım sen orada bile değildin. Niye kendini ateşe atıyorsun? Ozan'ın hapse girmesine razı olmadı gönlüm Jülide teyze. Yapamadım. Ozan özgürlüğüne çok düşkün. Dört duvar arasında aklını kaçırır diye korktum. Hem bir böbreği de yok. Allah korusun, hastalansa başına bir şey gelse. Kızım ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Ya suçsuzluğunu ispatlayamazsak? Ya ağır ceza alırsam? Anneciğim, biz seninle çok acı çektik. Aç kaldık, üşüdük, horlandık. Ama ben senin sayende bütün bunlara katlanmayı öğrendim. Aşık olduğun insanla ayrı kalmak, o farklı bir acı, ayrı bir sızı. Ben içeride de çok acı çekeceğim biliyorum. Ama siz Ozan'a iyi bakarsanız, o sızım diner. Belki tekrar kavuşuruz. Olmaz. Olmaz, bırakmam seni, olmaz. Anneciğim. Mecburuz. Aslı. Aslı. Sevgilim uyandın mı? Aslım nerede? Aa hayır. Bak ben sana çorba yaptım. Sen yoruldun hem acıkmışsındır. Bir tadına bak. Eğer sevmezsen ısıtırım hemen. Hatta istersen ben bile yedirebilirim. Al. Çek şunu önümden. Aslım nerede? Benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Konuşacak bir şey kaldı mı yine? Kaldı. Son bir şey. Ben işten ayrılıyorum. Çünkü burada olmam ikimize de acıdan başka bir şey vermiyor. Ben artık seni de kendimi de üzmek istemiyorum. Peki. Sen bilirsin. Beni yeterince üzdün zaten. Hayatına devam edebilirsin. Neden yaptın bunu? Neden benimle birlikte kendi adamla oldun? Niye kandırdın beni? O herif sana zarar ver diye ben katil olacaktım. Meğer sen isteyerek beraber olmuşsun. Zaten ben de bekliyordum ki. Gül oynaya evlendin. Yakında bebeğiniz de oluyor.
Sakın. Sakın bana üzülmüşüm gibi bakma. Yalan mı? Söyle. Seni kandırdım de. Aptallığına doyma de. Konuş. Arkadaşlara selam söylersin. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Muhasebeci tazminatını hesabına yatırır. Eğer söyleyecek bir şeyin yoksa gidebilirsin. Çevirdin Razi'yi Allah. Şu halime bak. Eski imajım olsaydı ben zaten onu 2 günde kapıma köle ederdim. Şimdi işin gücün yoksa bir de hanım hanımcık olmakla uğraş dur. Kızım. Eski İffet'e bu oğlan selam bile vermezdi. Akılsız kızım benim. Bir bildiğin var ki seni bu hale soktum. Yani Yağız Bey böyle istiyorsa... Böyle olacağız artık, ne yapalım? Bundan sonra dünyadaki tek erkek benim için Yağız. Benim çok talibim vardı. Çok istediler beni ama benim gözüm yoktu. Ay, adı da kendi gibi. Yağız, maşallah. Ay yeter ya, coşma bu kadar. Al şu yeni kimliğini de. Bundan sonra rolüne çalış. Aa. Bu ne, melek yazıyor bunda? E tabi melek yazacak. Çünkü İffet gitti kızım artık. İffet yok. Bundan sonra melek var. Tamam mı? Senin adın ne diye sorarlarsa da benim adım melek diyeceksin. Tamam, sorarlarsa melek derim zaten ama yani kimliğime mi bakacak, ne gerek var? Kızım, Nermin'in karşısına bu senin kızın dersem ne olacak sanıyorsun? Hı? Seni pat diye bağrına mı basacak? Basmaz mı? Yedi ceddini araştırır. O yüzden bu işin hiç yakası yok. Çok dikkatli olman lazım. En ufak bir hatanda kendini de beni de yakarsın. Bayağı sınav vereceğiz yani. Öyle. Güvenini kazanacaksın. O yüzden sana anlattığım hikayeyi iyi ezberle. Unutma. Sen çok zorluk çekerek büyüdün. Çok sefalet çektin. Hayatın sillesini yedin. Ama gene de namussuz olmadın. Adın gibi tertemiz kaldın. Melek. Bu hikaye kafanda dönecek. Unutma. Ben Yağız için her şeyi olurum. Hiç merak etme sen. Sensiz ne yaparım kızım? Nasıl yaşarım Allah'ım? Allah'ım bize bir yol göster Allah'ım. Anne. Anneciğim, ne olur dinle. Lütfen üzme kendini bu kadar. Ben kaderim neyse yaşayacağım. Yeter ki Ozan iyi olsun. Sen beni düşünme, tamam mı? 5 dakikanız doldu. Şüpheliği götürmek zorundayız. Hayır, ne olur. Ne olursunuz götürmeyin. Beni alın onun yerine. Onu almayın. Anneciğim. Annem ne olur yapma. Aslım. Aslım lütfen yapma bunu. Bak, başka bir çözüm bulmaya çalışalım. Lütfen anneni böyle bırakma, yapma. Jülde teyze. Annem bundan sonra sana emanet. Ona iyi bak, olur mu? Gidebiliriz. Yavrum. Yapma, bak ateşe atıyorsun kendini. Hediye Hanım, ne yapacağız? Bir
Benim yüreğim yanmasa sizinki yanacak. Hiç değilse suçsuz yere yanmasın. Gelin, polise her şeyi anlatalım. Hadi. Yapamam. Aslım asla affetmez beni. Bir daha yüzüme bile bakmaz. Yapamam. Sana beni bekle diyemem Ozan. İyi olduğunu, mutlu olduğunu bilmek bana yeter. Kim bilir, belki bir gün düşler ülkesinde yeniden kavuşuruz. Orada acı yok, ayrılık yok. Sadece mutluluk var. Sadece ikimiz varız aşkım. Ozan, Ozan bak gidemezsin. Sana yemin ederim ki seni buraya getirmemi Aslım istedi ya. Berçin çekil diyorum. Aslım'ı tanımıyormuşum. Beni kurtarmak için her şeyi yapar gözünü bile kırpmadan. Benim için kendini yakar biliyorum. Ozan, Aslım bu. Yine yapmıştır bir plan. Niye karışıyorsun sen ya? Bak yaralısın yat dinlen şuraya. Berçin çekil diyorum. Ozan, gel gidelim buradan. Yepyeni bir hayat kuralım bambaşka bir yerde. Berçin saçmalama. Benim Kaan'ı bulmam lazım. Gerçekleri anlattırmam lazım. Çekil. Ozan, Kaan öldü. Kaan ölmedi yaşıyor. Her şeyi anlatacak. Sana yemin ederim ki öldü. Bak ortada artık doğruları söyleyecek bir tanık da yok. Tutuklanacaksın. Hapishanelerde çürüyeceksin. Ya beni, kendimizi, bizi düşünmüyorsan karnındaki bebeği düşün ya. Sen yokken ben bu bebeğe nasıl bakacağım ya? Kaan öldü mü? Evet, öldü. Hayatımı yeniden kuracağım. Yeniden kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Senin için bir tane. Senin mutluluğun için gerekirse gece gündüz çalışacağım. Keşke kızım deyip boynuna sarılabilsem. O zaman her şey çok daha kolay olurdu. Neyse. Hele bir yüzünü göreyim de. Her şeyin zamanı var. Önce kızımı bulacağım. Sonra da Yazım'la onu evlendireceğim. Her şeye çare bulunur Nermin. İnsan da kafa olduktan sonra her şeye çare bulunur. Thank you.
Kalk ayağa. Yaklaş. Uzat ellerini. Savcılık dosyanızı incelemiş. Duruşma tarihine kadar cezaevine naklediliyorsunuz. Şey, kaza yanılabilir miyim? Tabii. Hanımefendi yaklaşmayın. Götürmeyin ne olur. Hediye ne olur sakin ol. Anneciğim ne olur ağlama. Bak her şey yoluna girecek, sana söz veriyorum. Nereye götürüyorsunuz? Niye kelepçeli, başka bir karakola mı götürüyorsunuz? Kızınız cezaevine naklediliyor. Duruşma tarihine kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Ne? Hapse mi gidiyor yani kızım? Ne olur durun durun götürmeyin ne olur. Bir iki dakika durun lütfen. Tamam bırak görürsünler. Yavrum. Anneciğim ne olur güçlü ol. Ne olur dayan. Tamam Aslı. Durun. Aslım suçsuz. Ozan. Olsaydı kırmızı oje sürerdi. Ama artık melek olduğum için ne yapayım? Parlatıcıyla idare edeceğiz artık. Halacığım. Bak, rolüme ne çabuk da hazırlandım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Boş işlerle uğraşıp vakit kaybetmiyoruz. Acilen harekete geçmemiz lazım. O dedektif denen kıl kuyruktan önce davranıp Nermin'in karşısına seni çıkarmam lazım. Ha, merhaba Nermin. Nasılsın? Meşgulüm Raziye. Ne oldu? Ya ben düşündüm taşındım da bu dedektiftir, hafiyedir bunlar hep para tuzağı. Seni bunlarla uğraştırmayayım, yüz göz etmeyeyim dedim. Kaç yıllık şurada bir tanışmışlığımız var. Sana yardım etmeye karar verdim. Eksik olma Razi, eksik olma. Gerek kalmadı. Nasıl gerek kalmadı? Behçet Bey kızımı buldu. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Ne? Şimdi mi? He. Bu Hasan diye bir kafede buluşacağız da. Kısmetse kavuşacağız yavrumla. Raziye. Allah aşkına bir kapat, heyecan yaptın. Ben seni sonra arayacağım, tamam? Hadi. Buraya geldim ya. Raziye adam da akıl bırakmaz. Biraz da geldim.